anlamlı günümüzü şereflendirmek lütfunda bulunduğunuz için şükranlarımı arz etmek istiyorum. Uzun zamandır düşünüp de çeşitli nedenlerle bir türlü gerçekleştiremediğimiz memleketimizde kalıcı bir eser bırakma konusundaki hayalimizin başarılı kaymakamımız Sayın Bilal Bozdemir'in yerel iş adamlarından müteşekkil bir heyetle İstanbul'a kadar gelerek bize memleketimizin en az 3 ilkokula ihtiyacının olduğunu anlatması ile gerçekleşeceğini anladık. Ve bu konuda verilecek her türlü göreve inanılmaz bir memnuniyet ve heyecanla hazır olduğumuzu bildirdik. Bu noktada bize verilen görev doğrultusunda hiç vakit kaybetmeden önerilen arsayı satın alarak üzerine bir ilkokul inşa edilmek kaydıyla milli eğitime başladık. Ve böylece süreci başlatmış olduk. Ve şu anda görüldüğü üzere başta Sayın Valimizin kararlı, basiretli tutum ve destekleri, milletvekilimiz Sayın Mehmet Ersoy'un gerek ödenek tavsiyesi sırasında, gerekse sonraki aşamalarda engin destek ve çabaları, Sayın Kaymakamımızın çok başarılı organizasyon kabiliyeti, insanüstü gayretleri ve başarılı çalışmaları sayesinde bugün ilk öğretim okulumuzun temelini atmak üzere buradayız. Bu okulda yetişecek olan evlatların önce memleketimiz Boyabat, daha sonra da yüce ulusumuza hayırlı ve faydalı bireyler olmaları en büyük arzumuzdur. Hemen sevinçle söylemek istiyorum. Sevinçle söylemek istiyorum ki inşallah tadilatı bitmek üzere olan baba evimizde hayata geçecek olan Sıhhiye Ahmet Özay Anaokulu'nun açılış törenini de büyük bir aksilik olmaz ise Eylül ayı içinde yapmayı planlıyoruz. Ümit ediyor ve diliyorum ki bu memleketin yetiştirdiği iş adamları olarak memleketimize hizmet anlamındaki vicdan borcumuzu ifa etmek noktasında Sayın Kaymakamımızın başarılı çalışmaları ve üstün gayretleri ile başlattığı bu bayrak yarışını elden ele göndere taşıyarak güzel memleketimizi yurdumuzun örnek bir kazası haline getirelim. Bu benim en büyük hayalim. İnşallah memleketimizin önde gelen iş adamlarından Sayın Şükrü Güneş ve Sayın Yalçın Küçükbaş kardeşimiz de olduğu gibi bu alev hep yanar ve elden ele bu kutsal görevi bizden sonraki nesillere taşımak şansını yakalamış oluruz. Sözlerime son vermeden önce kurulmasına çalıştığımız bu iki güzel irfan yuvasının vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor ve üzerimizden hiç eksik etmediği teşvik, engin destek ve çabalarından dolayı başta Sayın Valimize, Sayın Milletvekilimize, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza ve isimlerini sayamadığım emeği geçen tüm mülki ve idari erkana, bu güzel günde aramızda bulunarak mutluluğumuzu paylaşan tüm misafirlerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı ve saygılarımı